Mühürlü zarf açılıyor. Gizemli bir sır perdesi daha aralanıyor ve korku seansı başlıyor. Merhaba sevgili Mühürlü Zarf dinleyicileri. Ben Emel Öğretmen, 37 yaşındayım. Sizlere anlatacağım bu paranormal olay 14 Mayıs 2015'te yaşanmıştır. Doktor bir baba ve emekli öğretmen bir annenin tek çocuğuyum. Çocukluğumdan beri hep annem gibi iyi bir öğretmen olmayı hayal ederdim. Ve sonunda hayalimi gerçekleştirmiştim. İyi bir üniversitede sınıf öğretmenliği bölümünü kazanmıştım. Ama maalesef mezun olduğum yıl atamam gerçekleşmemişti. Büyük bir sabırla, azimle atanmayı bekliyordum. Tam 5 yıl boyunca atanmayı bekledim. Tam umudumu kaybettiğim sırada Anadolu'nun ücra bir kasabasındaki küçük bir okula atanmıştım. Annem ve babam bu durumdan pek hoşnut olmamışlardı. Çünkü ailemin tek çocuğuydum ve onlardan çok uzakta bir kasabada öğretmenlik yapmam fikri onları korkutuyordu. Onları ikna etmem çok zor olsa da sonunda onları ikna edip bir an önce benim gibi hayallerini gerçekleştirmek isteyen bu minik kalplere dokunmak istiyordum. Vakit geldi ve ailemle beraber yeni yuvama doğru kanat çırpmak üzere yola çıktık. Uzun bir yolculuğun ardından sonunda kasabaya ulaşmıştık. Ben bu kutsal mesleğin ilk yılını kasabada icra edeceğim için çok mutlu ve bir o kadar da heyecanlıydım. Kasabaya ayak basar basmaz davullarla, zurnalarla karşılanmıştık. Pırıl pırıl gülümseyen, umut saçan gözlerle bana bakıp hep bir ağızdan "Gözümüz yollarda kaldı öğretmen hanım. Evinize hoş geldiniz." diyerek nidalar atıyorlardı. Onların bu heyecanlı halini gördükçe ben daha çok heyecanlanıyor, bir an önce minik öğrencilerimle kucaklaşmak için sabırsızlanıyordum. Kasaba halkıyla tanışıp kaynaştıktan sonra bana tesis etmiş oldukları misafirhaneye yerleşmek üzere yola çıktık. Bana beni bir süre burada misafir edebileceklerini ve bir müddet sonra kasabada güzel bir ev ayarlayacaklarını söylediler. Annem ve babamla beraber misafirhaneye geldik. Tam anlamıyla yerleşmem 2 gün sürmüştü. Annem ve babam beni yuvama yerleştirdikten 2 gün sonra yola çıktılar. Onları yolcu ettikten sonra misafirhaneme döndüm. Çok karmaşık duygular yaşıyordum. Bir yandan ailemden ayrı kaldığım için kendimi çok yalnız hissederken, bir yandan da yıllardır hayalini kurduğum bugün için oldukça heyecanlıydım. Okulların açılmasına 3 gün kalmıştı ve ben de bu süre boyunca kasabalıyla iyice kaynaşmıştım. Şu 3 gün içinde yaşadığım duyguyu tarif edemezdim. Aradan 3 gün geçti ve nihayet okullar açılmıştı ve ben mesleğimin İlk gününü icra etmek üzere yola çıktım. Okul benim konakladığım misafirhanenin bir alt sokağındaydı. Çok yakın olduğu için 5 dakikalık bir süre içinde okula varmıştım. İlk gün ders yapmayıp bugünü tamamen öğrencilerime ayırmıştım. Öğrencilerimle tanışıp kaynaşırken saatlerin nasıl geçtiğinin farkına varmamıştım. Bugün, işte bugün tam anlamıyla öğretmen olduğumu hissetmiştim. Aradan 8 ay gibi bir zaman geçmişti. Ben bu süre zarfında 2 odalı, bahçe içinde güzel bir eve taşınmıştım. Kasabalıyla, minik öğrencilerimle iyice kaynaşmıştık. Her şey çok güzel gidiyordu. Derken bir anlık dikkatsizliğim yüzünden hayatım tepe taklak oldu. Taşınmış olduğum ev okula uzak olduğundan dolayı
arabayla gidip geliyordum. 14 Mayıs günü okuldan çıkmış eve doğru geliyordum. Geçen gece sınav kağıtlarını okuduğumdan dolayı sabah 5 gibi uyuyabilmiştim. Bu yüzden hem uykusuz hem de yorgun bir şekilde okula gitmiştim. Normalde koşa koşa okula giden ben bugün bir an önce çıkış saatinin gelmesini bekliyordum. Çünkü hem yorgun hem de uykusuzdum. Hatta ayakta uyuyordum diyebilirim. Neyse, saat 3 oldu ve eve gitmek üzere yola çıktım. O kadar halsizdim ki arabayı bile kullanamayacak durumdaydım. Bir an önce eve gidip uyumak istiyordum. Bu yüzden arabayı çok hızlı bir şekilde kullanıyordum. Bir an bir sesle irkildim. Bir şeye çarpmış gibiydim. O telaşla arabadan indim. Gözlerimin önünde minicik bir beden yatıyordu. O an şoka girmiştim. Elim ayağım tutmuyor gibiydi. Ben birine çarpmıştım. Hem de bir öğrenciye. O an öğrencimi kucaklayıp ilçeye, hastaneye götürmem gerekiyordu. Ama ben hiçbir şey yapamıyordum. Öylece ona bakıyordum. Sonra birden öğrencilerimin çığlıklarıyla irkildim. Ağlaya ağlaya, "Mehmet, ne oldu sana? Öğretmenim, Mehmet öldü mü?" diye soruyorlardı. Hemen toparlandım. Mehmet'i kucakladığım gibi doğru sağlık ocağına götürdüm. Kasabada hastane olmadığı için ilçedeki hastaneye götürmem gerekiyordu. Ama zaman kaybedemezdim. Ya ona bir şey olursa, ya yetiştiremezsem diye korktum. Bu yüzden hemen sağlık ocağına götürdüm. Mehmet'e ilk müdahaleyi yapmaya başladılar. Aradan yarım saat geçti ve Mehmet'in ailesi koştura koştura sağlık ocağına geldi. Yanıma geldiler. Tek kelime etmediler ama o kadar sinirli bir şekilde bakıyorlardı ki gözleri dönmüş gibiydi adeta. Kendimi çok kötü hissediyordum. Onlarla konuşmak, kaza olduğunu anlatmak istiyordum. Ama korkumdan ağzımı açıp tek kelime edemiyordum. Bir süre öylece sessizce bekledik. Sonra içeriden doktor çıktı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet'i kurtaramadıklarını söyledi. Doktorun sesi beynimde yankılanıyordu. Mehmet tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Nasıl yani? Şimdi ben öğrencimin ölümüne sebep mi olmuştum? Ben katil mi olmuştum? Öğretmen değil de bir katil miydim? Gözyaşlarım gözlerimde düğümlenmişti. Birden gözlerim karardı. Her yer bulanıklaştı. Gözlerimi açtığımda hemşire serumumu kontrol ediyordu. "Geçmiş olsun öğretmenim. Şimdi daha iyisiniz umarım," diye sordu hemşire. "İyi miyim? Bir öğrencisinin ölümüne sebebiyet veren bir katil nasıl iyi olabilir ki?" dedim içimden. Hemşire serumu kontrol ettikten sonra "Bir ihtiyacınız olursa ben buradayım öğretmenim," dedikten sonra kapıya doğru yöneldi. Tam kapıdan çıkarken Mehmet'in babası kapıyı bir hışımla açarak içeriye geldi. "Sen yaptın. Oğlumu sen öldürdün öğretmen. Ben de seni öldüreceğim," diyerek üzerime saldırdı. Hemşire onu dışarı çıkarmak istedi. Ama hemşireye de müdahale etti. Ve gelip bana sert bir tokat attı. İtilen hemşire hanım kafasını pencereye çarptı. Ben çığlıklar içinde "Durun, yapmayın, benim bir suçum yok," derken Mehmet'in babası benim ağzıma yastık kapatıp beni boğmaya çalışıyordu. Tam o sırada içeriye sağlık çalışanları geldi ve beni güç bela Mehmet'in babasının elinden alabildiler. "Ocağıma bir taş attın, kavurdun bizi. Ben de seni cayır cayır yakacağım öğretmen. Hem de cayır cayır," diye tehditler savura savura dışarı çıktı. Ben o korkuyla kilitlenmiş gibiydim. Bir süre öylece kala kaldım. Daha sonra hemşire serumumun bittiğini ve çıkabileceğimi söyledi. Toparlandıktan sonra hastanenin bahçesine çıktım.
Biraz temiz hava aldıktan sonra eve gitmek üzere arabaya bindim. Bundan sonra bu köyde duramam diye düşünüyordum. Ve bir an önce eşyalarımı toparlayıp evime gitmek istiyordum. Ama bir yandan da burada bana ihtiyacı olan minik öğrencilerimi nasıl bırakıp gidebilirim diye kendime kızıyordum. Böyle düşüne düşüne eve gittim. Evin önüne geldiğimde mutfak penceresinin camının kırıldığını gördüm. Hemen arabadan inip eve koştum. Kapıyı açıp içeri girdim. O an yerin dibine girmek istedim. Televizyon bir yerde, koltuklar, yastıklar bir yerde, masa, sandalye, kitaplar bir yerdeydi. Evde savaş çıkmış gibiydi. Mutfağa gittim. Mutfağın da salondan kalır yanı yoktu. Bir bardak su alıp sandalyeye oturdum. Öylece oturdum. Birden kanlı kağıda sarılı bir taş gözüme çarptı. Kağıdı elime aldım ve içinde bir şeylerin yazılı olduğunu gördüm. Kağıdı okuyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Kağıtta, "Bu oğlumun kanı öğretmen. Bu kan yerde kalmayacak. Ya pılını pırtını toplayıp defolup gidersin ya da canından olursun," yazıyordu. O an tir tir titremeye başladım. Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi şaşırmıştım. Düşünceli bir şekilde sabit bir boşluğa bakıyordum. Derken kapı çaldı. Kapıyı açtığımda köyden birkaç ablanın geldiğini gördüm. "İyi akşamlar öğretmen kızım. Rahatsız etmiyoruz değil mi?" diye sordular. Ben de zoraki bir gülümsemeyle "Yok, estağfurullah, buyurun lütfen," diyerek içeriye davet ettim. Tencereler dolusu yemek getirmişlerdi bana. Evin bu haline pek şaşırmamış gibi görünüyorlardı. "Eğer bir sakıncası yoksa sana yardım etmeye geldik," dediler. "Yok tabii." "Yok ama siz nereden biliyorsunuz?" diye sordum. "Ben hastanedeyken Mehmet'in abilerinin gelip evi bu hale soktuğunu söylediler. Neyse, hep beraber evi toparlayıp yemek yedik. Ve daha sonra onlar evlerine gittiler. Ben de biraz oturduktan sonra odama uyumaya gittim. O gün hafta sonu olduğu için saatin alarmını kurmamıştım. Saat 10 gibi kapı zilinin çalmasıyla uyandım. Kapıyı açtığımda polisler kapıdaydı. İfademi almak için beni karakola götürdüler. 3 ay boyunca çok sancılı bir süreç yaşamıştım. Mehmet'in ailesine yüklü bir miktar tazminat ödedim ve öylece serbest bırakılmıştım. Bu süreç içinde psikolojim çok yıpranmıştı. Bu durumdan aileme bahsetmemiştim. Beni her aradıklarında merak etmesinler diye çok mutlu olduğumu, buraya iyice adapte olduğumu, kasabalıyla bir aile gibi olduğumuzu ve beni çok sevdiklerini söylüyordum. Sahte mutluluk pozları veriyordum. Ve bu durum benim ruhumu iyice köreltiyordu. Ben bu yaşıma kadar ailemden hiçbir şeyimi gizlememiştim. İyi günümde de, kötü günümde de hep beni desteklemişlerdi. Her hayattan darbe aldığımda onların sıcak limanına sığınırdım. Sevincimi de, hüznümü de onlarla paylaşırdım. Ama bu sefer nedense paylaşamıyordum. Onlara sığınamıyordum. Şu 3 aylık süre zarfında şiddete de maruz kaldım, aç da bırakıldım, türlü tehditler, hakaretler de aldım. Hepsini içime attım. İçime attıklarım bir kar tanesi gibi büyüdü. Kocaman bir kayaya dönüşerek beynime çarpıp ruhumu paramparça etmişti. Ben hayat dolu, her ne olursa olsun hiçbir zaman umudunu kaybetmeyen cıvıl cıvıl biriydim. Ama şu 3 ay içinde çok farklı birine dönüştüm. O kadar psikolojik baskılara maruz kalmıştım ki bu durum benim hayat enerjimi sömürmüş, hayattan hiçbir beklentisi kalmamış birine dönüşmüştüm. Kendimi çok değersiz, işe yaramaz hissediyordum. Mehmet'in ailesi bana beni yavaş yavaş acı çektire çektire öldüreceklerini söylemişlerdi.
Buraya ilk geldiğim zaman bana cıvıl cıvıl bakan gözler şu an bir düşmanmışım gibi bakıyorlardı. Sadece Mehmet'in ailesi değil, tüm kasaba halkı bana cephe almışlardı ve türlü psikolojik baskılar uyguluyorlardı. Artık bunlara daha fazla dayanamayıp psikolojik yardım almaya karar verdim ve antidepresan kullanmaya başladım. Aynaya baktığımda kimsesiz bir çocuğun yansımasını görüyordum. Evet, bu çocuk bendim. Bir yandan kasabalının baskısına maruz kalan, bir yandan aile özlemi çeken, bir yandan hayata tutunmaya çalışan azimli çocuk bendim. Okula ayak basar basmaz adeta cennet bahçesine giriyormuş gibi hissediyordum. Eve döndüğüm zamansa kor alevlerinin üzerinde yürüdüğümü hissediyordum. Sizin anlayacağınız, artık ben değildim. Antidepresanları kullandıkça daha da kötüye gittiğimi hissettim. Ve bırakma kararı aldım. Belki de psikolojik olarak öyle hissetmiştim. Bilemiyorum. Ama bıraktığım gün sanki hayat enerjim yeniden yerine geliyormuş gibi hissediyordum. Bir müddet iyi oldum tabii. Ama bu durum bana büyü yapılana kadardı. Kasabalı bana türlü türlü büyüler yapmıştı. Bahçe kapısına domuz yağı sürenler, bahçeme bazı hayvanların derisinin üzerine Arapça yazı yazıp gömenler, sabun büyüsü yapanlar, bahçeye içinde Arapça yazılı küçük küçük kağıtlar olan boş bir tabut bırakanlar, kara büyü yapanlar, bahçeme iğneler, kırık aynalar atanlar ve daha türlü türlü şeyler gömenler. Çoğunu hatırlamıyorum bile. Şu an size bunları yazarken bile üzerime büyük bir ağırlık çöktü. Artık o zaman bunca şeye nasıl dayandığımı siz düşünün. Giderek yok olduğumu gerek fiziki gerek ruhsal olarak hissedebiliyordum. Aynaya baktığımda artık kendimi tanıyamıyordum. Sürekli başım ağrıyordu. Nefes almakta güçlük çekiyordum artık. Belli bir zaman sonra halüsinasyonlar görmeye başladım. Okuldan çıkıp her eve geldiğimde kapının önünde simsiyah bir yılan duruyordu. Gözümü kapatıp açınca birden kayboluyordu. Ve yine okula her gittiğimde sınıfımın kapısının önünde boynumda üçgen beyaz bir kağıt asılı simsiyah bir keçi görüyordum. Gözleri masmavi bir keçiydi bu. Sonra o adamı görmeye başladım. Bahçemde bir masa vardı. O masada hiç kıpırdamadan oturup dikkatli bir şekilde bana bakıyordu. Orta boylu, saçının ortası kel ama yan tarafları uzun, yarı kel diyebileceğimiz kıvırcık saçlı, üzerinde kirli bir pantolon ve gömlek olan yırtık, kahverengi hırkalı birisi oturuyordu. Hiç konuşmadan, hiç kıpırdamadan bana bakıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam tarih 14 Kasım pazardı. Tüm cesaretimi toplayarak o adam gerçek mi değil mi diye bakmaya karar verdim. Mutfak camından baktım ve hala orada oturmaya devam ettiğini gördüm. Kapıyı açtım ve yavaş yavaş onun yanına yürümeye başladım. Masanın yanına geldiğimde sandalyeye oturdum ve onu izlemeye başladım. Ellerim titriyor, kalbim çok hızlı atıyordu. Tam elimi uzatıp ona dokunmak isterken birden gözlerim karardı. Bayılmışım. Uyandığımda gece olmuştu. Toparlanıp tam eve gideceğim sırada ayağım taşa takıldı. Gözlerim dolmaya başladı. Koşarak eve girdim. Ve kapıyı kapatır kapatmaz ağlamaya başladım. Hıçkıra hıçkıra, haykıra haykıra ağlıyordum. Aslında ayağım hiç acımıyordu. Ama ben yine de ağlıyordum. Hani bazen olur ya, tüm kırgınlıklarımızı, yıpranmışlıklarımızı, tüm darbelerimizi kalbimize yükleriz de yine de ağlayamayız. Ama olur da ufacık bir yere çarpsak
hüngür hüngür ağlarız. İşte ben de tam o durumdaydım. O kadar çok ağladım ki birden kusmaya başladım. Hemen banyoya koştum. Ama ayağım kaydı ve yere düştüm. Düştüğüm yerde de kustum. Kustuktan sonra doğrulmaya çalıştıysam da tekrar yere düştüm. O günden sonra her şeyi geride bırakıp ailemi aramaya karar verdim. Ailem gelip beni aldı. Annem eşyalarımı toparlamak istedi. Ama ben izin vermedim. Buraya dair yanımda hiçbir şey götürmek istemiyordum. Bir an önce kaçıp gitmek istiyordum buradan. Eve gittiğimizde ailem beni bir kliniğe yatırdı. Çok uzun bir süre tedavi gördüm. Bu tedavi süreci benim için hiç kolay olmamıştı. Her gün kabuslarla uyanıyordum. Siyah keçi, kara yılan, yaşlı adam, kırık aynalar, boş tabut ve Arapça yazıları görüyordum rüyamda. Çok uzun oldu, çok yoruldum ama en sonunda iyileştim. Eskisi gibi olamasam da yine de iyileşmeyi başarabilmiştim. Evet, masum bir canın ölümüne sebep oldum. Evet, hatalıyım. Ama keşke cezamı bu şekilde çekmeseydim. Çünkü ben bu zamana kadar bir karıncayı bile incitmemiştim. Ben kul hakkından korkan, hiç kimsenin kalbini kırmayan, insanları yargılamayıp olduğu gibi kabul eden, her daim elimden geldiğince insanlara yardım eden biriydim. Keşke cezamı bu şekilde çekmeseydim. Eğer sizler de yayınlanmasını istediğiniz bir hikayeye sahipseniz bizlere muhurluzarfkorku@gmail.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.